Beraber çalışıyor olmakta çok büyük mutluluk duyuyoruz. 4 senedir inanılmaz bir keyifle çalışıyoruz. Bir kampanya başlattık tiyatro olarak. Oyunlarımıza gelirken getireceğiniz oyuncaklarınız. Mutluluk her zaman mümkün olamıyor. Sevgili Edison beni aradı. Selma gel tiyatro yapalım dedi. Ah dedim olabilir mi, yapabilir miyim? Tiyatro çok farklı bir iş çünkü. Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırmış iki büyük ustadan şahane bir sahne performansı. Efsanevi oyuncular Edison ve Selma Güner'i bir araya getiren muhteşem ikili oyunu tiyatro severleri adeta mest ediyor. İkiniz de buradasınız işte. Harika bir program olacak. Edison ve Selma Güner'i'ye bu oyunda Akla Kara Tiyatrosu'nun da kurucu ortağı olan Savaş Özdural, yetenekli oyuncu Ilgın Angın ve seslendirme ustası Fatih Özacun eşlik ediyor. Savaşta konuşmalarınızı uygun edecektim ki eğer sizin için mümkünse farklı bir bakış açısı. Tolkien kafası olarak biz de Akla Kara Tiyatrosu altında sahnelenen bu harika oyuna konuk olduk ve tiyatro ekibiyle şahane bir sohbet gerçekleştirdik. Ben sizinle görüşmek için geldim. Enis Bey değil mi? Evet, benim ama. Türk sineması deyince akla ilk gelen jönlerden olan Edison, mikrofonlarımıza uzun sinema yaşamından sonra tiyatroya nasıl başladığını anlattı. Sevgili kardeşim, ben savaşları kandırdım gibi geliyor bana. Evet, tabii. Savaş ve dedi Pelin. Ben siz bu oyun olmaz dedi. 10 olmaz dedi, bunu ben oynayacağım dedim. Şaka bir tarafa, şaka bir tarafa. Çok değerli bir kardeşim. Son derece dürüst, karakter sahibi, iyi bir sanatçı. İyi bir iş adamı. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani çok temiz bir Türk evladı. Zaten ailesini de tanıyorum, annesini tanıyorum. Çok muhterem insanlar. O bakımdan beraber çalışıyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. 4 senedir inanılmaz bir keyifle çalışıyoruz. Hakikaten öyle. Yani yaradan da bize güzellikler ihsan ediyor. Her zaman çok şükür dolu çalışıyoruz. Bu Agatha Christie'nin 10 Küçük Zenci adlı romanından uyarlanmış. Kendisi zaten tercüme etmiş ve tekst haline getirmiş. Çok oturaklı bir oyun çıkıyor. Seyirci de beğendiğine göre demek ki devam ediyoruz. Her şey yolunda. Mükemmel. Tiyatro ekibinin ülkemizde gerçekleşen depremle ilgili hayata geçirdikleri projeden de bahseden Hun, bölge insanına ve özellikle çocuklara bu dönemde verilecek desteklerin çok önemli olacağını vurguladı. Yavrularımız annelerini babalarını kaybetti bu büyük trajedide. Dolayısıyla onları biraz olsun yüzlerinden o tebessümü elde edebilmek için onlara oyuncaklar getirmelerini söylüyoruz seyirciye ve onların getirdiği oyuncakları biz belirli merciler sebebiyle dolayısıyla o yavrularımıza naklediyoruz. Bu da güzel bir haz verici bir olay. Gönül isterdi ki hep bütün aileler mutlu olabilsinler ama mutluluk her zaman mümkün olamıyor yaşamda. Bazı zor günlerde geçiriyoruz hepimiz. Allah kalanlara sağlık versin. Hayatını kaybedenlere de Tanrı'dan rahmet diliyoruz tabiatıyla. Toplum olarak nasıl tepki verilmesi gerektiği ile ilgili değerli fikirlerini de paylaşan Edison, sevginin her şeyin çözümü olacağını söyledi. Türkiye'nin bir an önce bu felaketlerden uzaklaşıp birbirini sevgiyle kucaklayan bir toplum olması için mücadele etmemiz gerekiyor. Sevgi yaşamın amacıdır. Tüm insanlığın özü Yaradan'ın kendisidir. Bizim ona sahip olmak için çok çalışmamız lazım. Sevgi, 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 kardeşlik. İşte bunun için de sanat çok önemli. Çünkü biz burada tiyatro sahnesine çıktığımızda her düşünceden, her ırktan, her cinsiyetten, her fraksiyondan insan gelip yan yana oturup aynı şeyi seyrediyor ve aynı şekilde keyif alıyor. Sanatın bütünleştirici gücü de işte burada. Sanat ve bilim bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilenler uçarlar ve özgür olur. Sanata ve bilime çok ehemmiyet vermeliyiz. Burada Edison'un da gerçekten bir kanadında sanatın, bir kanadında bilimin olduğunu tekrar altını çizelim. Çok naziksin, teşekkür ederim. Estağfurullah. Ama iyi bir ekibiz. Biraz önce Fatih Bey'le de görüştünüz. O da çok kıymetli bir kardeşimiz. Yani çok homojen bir grubuz.
ve bu grubun birbirine verdiği destekle başarılarımız devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. Muhteşem ikili oyununun değerli oyuncuları Ilgın Angın ve Fatih Özacun da hem bu birlikteliğin güzelliğinden hem de yine yardım kampanyasının detaylarından bahsettiler. Bir kere tiyatroda olmak çok güzel bir şey, çok keyifli bir şey. İçinde yer almak, insanlarla bir şekilde birebir de iletişim kurmak çok güzel bir şey. Yani bu bizi her şekilde tatmin eden bir şey, öyle söyleyeyim. Hem seyirci hem bizim açımızdan. Bu nedenle zaten oldukça keyifli ve güzel bir iş yapıyoruz. Ama hayat öyle değil. İşte bazen gerçekten hiç beklemediğimiz, istemediğimiz ya da görmek istemediğimiz şeylerle karşılaşabiliyoruz. Şu an büyük bir felaketle karşıyayız mesela. Hani ülke olarak. Hani inanın kimseyi tanımıyorum ama herkesi tanıyorum. Yani o hissiyatın içinde olmak da gerçekten çok ağır ve bir yandan da ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bir kampanya başlattık tiyatro olarak. Neydi? Oyuncaklar çocuklara, siz koltuklara, biz sahneye diye devam et. Mart ayı boyunca oyunlarımıza gelirken getireceğiniz oyuncaklarınız depremzede çocuklara ulaştırılacak. Yani elimizden işte Fatih'in dediği gibi kimseyi tanımıyorsak da herkesi tanıdığımız bu zorlu süreçte ne yapabiliriz diye düşünürken aklı çocuklar geliyor. Yani evet. Çocuklara yardım edebiliriz. Oyuncaklar getirirseniz oyunlarımıza gelirken biz de onlara ulaştırabiliriz. Türk sinemasının efsanevi aktrislerinden Selma Güner'i de Token Kafası mikrofonlarına gerçekleştirdikleri yardım kampanyalarından ve tiyatroya nasıl adım attığından söz etti. Her şeyden evvel çok üzgünüz tabii. Epey bir ara verdik oyunlarımıza. Milletçe moralimiz çok bozuldu. Çok üzüldük. Şimdi bir kampanyamız var. Oyuncak kampanyamız. Gelen dostlarımızdan rica ediyoruz oyuncak getirmelerini. Depremzede çocuklar için. İnşallah her şey iyi olur. Umuyoruz ülkemiz için. Nasıl geçtik sinemadan? Neden tiyatro? Ben çok isterdim tiyatro yapmak. Bu işe girdiğim günden beri, yani oyunculuk mesleğini seçtiğim günden beri. Haldun Bey'le konuştuk, teklif almıştım, çok geçtim. Sonra olmadı, sinemaya daldık. Sinemada bir yerlere gelince biraz ihmal ettik. Fakat bir müzikal yapmıştım 80'li yıllarda. Oradan biraz deneyimim var. Daha sonra da sevgili Edison beni aradı. Selma gel tiyatro yapalım dedi. Ah dedim, olabilir mi, yapabilir miyim? Tiyatro çok farklı bir iş çünkü. Sonuçta ikisinin de yolu oyunculuğa çıkıyor, sinema, tiyatro. Oyunculuk tabii ama farklı teknikler, farklı durumlar. Yaparsın, bak ben de yapıyorum. Gel sen dedi, her şeyi becerirsin. Beni motive etti böyle, moral verdi. Prova'ya girdim, gerçekten çok güzel bir eser. Neil Simon'ın Savaş'ta çok güzel çevirmiş, sahnelemiş. Çok iyi gidiyor. Seyircinin çok ilgisini çekti. Herkes çok şaşırıyor tabii. Bizi daha yakından görmek isteyenler biliyorlar, sağ olsunlar. Ben çok mutluyum. Çok heyecanlı bir iş ama çok zor gerçekten, ama çok mutlandırdı beni. Hiç umuyordum, kendimden de beklemiyordum. Güzel oldu. Aldığımız olumlu eleştiriler bizi çok mutlu ediyor. Dijital dünyaya ve teknolojinin geldiği noktaya da değinen Güner'i, olumlu yanlarının yanı sıra olumsuz yanlarının da olduğunu sözlerine ekledi. Nesil olarak çok hoşumuza gitmiyor dijital dünya belki. Ama çok işe yarıyor. Çok işe yarıyor. Geçenlerde bir taksiye bindim. İşte eskiden hep böyle yol sorardık. Şuraya nasıl gidilir, buradan nasıl çıkılır filan. Şimdi bu navigasyonlar filan, yazıyorsunuz adrese, gidiyorsunuz. Yıllarca bunun rahatlığını yaşıyoruz. Buradan aklıma geldi. Hakikaten teknoloji ilerledikçe bir rahatlık var. Fakat zararları da çok büyük tabii bunun yanı sıra. Çoluğu çocuğu da biraz korumak lazım. Bu yüzden de pek şey yapmıyorum yani. Çok fazla böyle derinliğe inmek istemiyorum. Tiyatroya doymak için kaçırılmaması gereken bu şahane etkinlik 4 yıldır olduğu gibi tiyatro severleri koltuklarına bekliyor.